Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube ekipleri gece saatlerinde bile yaban hayvanlarını korumak için avcıların izini sürüyor. El fenerli arazi taraması yapan ekipler adeta avcılara göz açtırmıyor. Dik kayanın altında bir şahıs gördük. Elinde tüfek var. Siz de sol taraftaki ağacın dibinde beklersiniz. Size doğru gelecek o ağaç. Tamam, anlaşıldı. Harekete geçiyoruz. Korumalar geldi diyor, acil gelin diyor. Sen hızlı çeksen az... Biz hem Tunceli'nin halkı hem de yöneticileri olarak bu keçileri çok seviyoruz. Başka şehirlerde bu keçileri görmek için bir tropi, bir safari düzenlenebilir. Elde dürbünlerle kilometrelerce mesafe gidilebilir ama biz hemen devlet yolumuzun kenarında, karayolumuzun kenarında neredeyse başını okşayacak kadar bu keçilere yakınız ve Tunceli'nin birer sembolü olarak görüyoruz. Tabii biz yöneticiler aynı zamanda o bölgenin insanlarının örfüne, inancına, anlayışına, harsına, kültürüne de çok dikkat etmek zorundayız. Buranın inancına, buranın örfüne göre de burada yaşayan dağ keçileri Munzur Baba efsanesinde Munzur Baba'nın sürüsü olarak geçiyor. Ve çok büyük de bir sevgi gösteriyorlar, bir saygı da gösteriyorlar. Ve bu yaşamın aynı bu şekilde artarak devam etmesi için de vatandaşımız büyük hassasiyet gösteriyor. Biz de devlet yetkilileri olarak, merkezi idare edin yereldeki temsilciler olarak bu güzelliği burada muhafaza etmek için, bu zenginliği burada muhafaza etmek için yoğun çaba içerisindeyiz. Milli park görevlilerimiz olsun, jandarma teşkilatımız olsun, kontrol noktalarında emniyet teşkilatımız olsun son derece sıkı denetimler yapıyoruz. Son birkaç ay içerisinde yaptığımız denetimlerde 3 tane kaçak olarak bu işin avcılığını yapan, keçi avlamak isteyen ki bizim bölgemizde bu tamamen yasak valilik kararıyla beraber hiç kimsenin keçi, dağ keçisi avlamasına müsaade etmiyoruz. Buranın bir zenginliği olarak görüyoruz. Bu emirlerimize aykırı hareket eden 3 kişiye 1 milyonun üzerinde bir ceza kestik. Kimseyi cezalandırmak istemiyoruz ama daha fazla da bu keçilerin burada bu zenginliğin devam etmesini, bu keçilerin yaşamasını istiyoruz. 7 gün 20'er saat boyunca Milli Park görevlilerimiz, jandarma teşkilatımız ve polis emniyet görevlilerimiz bu
ilimizde avcılık yapmaya gelen, bu keçileri katletmeye gelen bilinçsiz insanlarla mücadele etmeye 7 gün 24 saat boyunca devam edecektir. İlimizin geçmişte bazı güvenlik problemleri vardı ama şu an itibariyle Tunceli Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden bir tanesi, belki de ilki. Buranın bakir güzellikleri henüz ortaya çıkmadı. İnsanlarımızın buraya gelip bu güzelliği görmelerini arzu ediyoruz. Bu münasebette tetiğe değil deklanşöre basılmasını arzu ediyoruz.